Hepinize hoş geldiniz diyorum. Tarihçi Kitap Evi adına. Necip Bey sağ olsun davet etti beni. Ondan sonra ne hakkında konuşmak istersin dedi. Ben de düşündüm ne anlatayım size diye. Aklıma şöyle bir şey geldi. Bilmem siz Bernard Shaw'un bir piyesi vardır. Back to Methuselah diye. Methuselah'a dönüş diye. O Methuselah'ı biliyorsunuz bu Nuh'un dedesi. Methuselah'a dönüş, bir geri gidiş. Fakat aslında bu bir ilerici program. Onun için ben de dedim şöyle bir şey anlatsam dedim. İlerici bir program olarak Atatürkçülüğe geri dönüş. İnşallah. Yani evet, Atatürkçülüğü kaybettiğimiz için öncelikle Atatürkçülüğü ne olduğunu size anlatmak istiyorum. Bizim Atatürkçülük veya Kemalizm dediğimiz şey aslında akılcılıktan ibaret. Yani bu bir siyasi akım falan filan değil. Sadece aklını kullan emrinden ibaret. Onun ötesinde Atatürk herhangi bir şey söylemiyor. Aklınızı kullanın diyor. Şimdi bakın 1925'te şöyle diyor. Bu resmi bilhassa seçtim. Çok güzel bir resim. Parmağıyla ileriyi gösteriyor. Atatürk diyor ki şuur daima ileriye ve yeniliğe götürür. Ricat kabul etmez bir haslet olduğuna göre Türkiye Cumhuriyeti halkı ileriye ve yeniliğe uzun adımlarla yürümekte devam edecektir. Şuura illet tarihi olmadıkça, yani aklen hastalanmazsanız, aklınızı kaybetmezseniz, geri gitmek veya durmak hatıra bile gelemez. Buradan şu çıkıyor, biz milletçe hastayız. Yani bunu şaka olarak söylemiyorum. Bu konuda biliyorsunuz meşhur bir Amerikalı toplumsal psikolog vardı, Robert Edgerton diye. 1982 yılında çok güzel bir kitap yazdı Edgerton. Sick Societies diye, hasta toplumlar. Onu Necip Bey ne kadar ilgilenir bilmiyorum. Onun muhakkak Türkçe'ye tercüme edilmesi lazım. Hasta toplumları tanımamız lazım. Orayı onu okuduğunuz zaman bizim de hasta olduğumuzu görüyorsunuz. Şimdi ilericilik dediğimiz, bu gericilik falan, bu kavramlar sadece zaman okuna göre belirlenen şeyler değillerdir. Yani işte bundan sonra olan bir öncekinin ilerisidir, ilericilik bu değil. Yani eğer sırf bu olsa Tayyip Bey'i Atatürk'ten daha ileride bir adam olarak düşünmek lazım. Zaman okunda öyle. Ama ilerici değil, gerici. Burada size söyledim Bernard Shaw'un Back to Methuselah piyeslerinde sosyal bir program takvimini amaçlıyor. Bu ilerici bir program. Karl Popper diyor ki Back to the Pre-Socratics diye onun çok güzel makalesi vardır. Pre-Sokratiklere yani Sokrat öncesi filozoflarına dönüş. Sokrat öncesi filozofları biliyorsunuz aslında filozof falan değil bu adamlar. Bunlar doğa bilimciler. Thales ile başlıyor. Anaximandros, Anaximenes, Heraklitos gibi Pitagor falan gibi adamlar, bunlar doğa bilimciler, matematikçiler. Bunlar arasında tabii sosyal bilimlere de kafa yoran adamlar var, Heraklitos gibi. Ama bunların esas uğraşısı doğayı anlamak. Nietzsche diyor ki, hep diyor, Nietzsche biliyorsunuz, esas mesleği, yani okuduğu şey felsefe falan değildir. Nietzsche bir klasikçidir. Yani Yunan filoloğudur. Orada diyor ki hep zannedilir ki işte Plato, yani Eflatun dediğimiz Platon, Aristo, bunlar Yunan düşüncesinin zirvesidir. Hayır öyle değil diyor. Sokrat öncesi filozoflar Yunan düşüncesinin zirvesidir. Ötekiler diyor doğudan gelmiş düşüncelerle kirlenmiş düşüncelerdir. Bunu da biz Atatürk'te göreceğiz. Doğudan gelen kirliliği büyük ölçüde temizlemeye çalışmış bir adamdır Atatürk. Bu doğa filozofları dediğimiz adamlar eleştirel akılcılığı savunan kişiler. Dolayısıyla şimdi biz şunu soracağız. Atatürk'e dönüş neyi savunmak? Şimdi bir kere Atatürkçülüğe döneceksek bize ne bıraktığını anlatmamız lazım. Başta söyledim bu adamın bize bıraktığı mirası. Kendi de bunu şöyle ifade ediyor bakın. Ben diyor manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Bunu Reşit Galip'e yazdığı bir mektupta söylüyor. 1935 senesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin programı oluşturuluyor.
Bu program oluşturulurken Yakup Kadri bir gün geliyor, paşam diyor. Bu partinin doktrini yok diyor. Öyle deyince Atatürk gülümsüyor, çocuğum diyor. Doktrin olursa diyor, hareketi dondururuz. Bizim maksadımız diyor, sürekli yenilenmek diyor. Onun için diyor, doktrine lüzum yok. Akıl dediğimiz şey, doğal evrimin insana bahşettiği bir yetenektir. Aslında bunu zeka demem lazım. Çünkü akıl aynı zamanda kültürle öğrenilen bir şey. Bazen kültür insanın aklına zarar verir. Ben size çok yakınımdan bir örnek vereyim. Rahmetli annem. Hayatımda tanıdığım en zeki insanlardan biriydi. 5 paralık aklı yok. Niye biliyor musunuz? Çünkü zengin bir ailenin kızı. Anne, hayır, annesi, babası mektebe gitmedi. Aile zengin. Fakat görgü yok. Ya bunlar göçmen olarak birisi Yanya'dan, birisi Preveze'den, Balkan Harbi'nde kaçıp gelmişler. Çok zeki insanlar. Anneannem de, dedem de hatırlarım. Ya dedem gelmiş derhal, yani hava kuvvetlerinden terhis edilmiş. Zavallı. Birinci Dünya Harbi'nden sonra aç bir ilaç. İstanbul işgal edilmiş. O durumda duyuyor ki Mustafa Kemal Paşa bir şeyler yapıyor. Buna diyorlar ya sen Rumca biliyorsun. Yardım eder misin? Diyor ne yapacağız? Diyor kaçakçılık yapacağız. Mustafa Kemal Paşa'ya silah kaçıracağız. Varım diyor. Hemen. Derhal işe giriyor. Bu evrimin canlılara bahşettiği yetenekler canlının çevresinde karşılaştığı ve varlığını ve rahatını tehdit eden sorunlara çözüm bulmak için geliştirilmiş. Her canlının iki amacı var. Bir, hayatta kalmak. İki, soyunu sürdürmek. Bütün yetenekleri bunları mümkün kılabilmek için, bunları kolaylaştırabilmek için gelişmiştir. Etrafınıza bakın, kuşlar uçar. Niye uçarlar? Hiç aklınıza, hayalinize gelmez. Çünkü tüyleri vardır. Fakat bu tüyler uçmak için icat edilmemişlerdir. Hayvanı sıcak tutmak için icat edilmiş. 20. yüzyılın en büyük keşiflerinden biri biliyorsunuz dinozorların tüylü oldu. O iki ayaklı terapot dinozorlar tüylü bu hayvanlar. Hani bizim sivri akıllı evrim karşıtları var ya soruyorlar ara tür var mı diye. Lan bütün dinozorlar ara tür be. Ondan sonra hiç akılda yokken bu tüyler eller tüylerince işte hayvan koşarken bir bakıyor daha uzun zıplıyor falan derken ağaçtan ağaca zıplarken uçmaya başlıyor. Niye uçuyor? Avını yakalamak için yani yiyebilmek için. İki, kendini koruyabilmek için. Bugün size enteresan bir şey söyleyeyim. Yani ben havacı olduğum için ön yargılı demeyin. Evrimde uçtunuz mu paçayı kurtardınız? Bakın uçan nesneler böceklerin 3 milyon türü olduğu tahmin ediliyor. 1 milyonu tasvir edilmiş. Kuşların 8 bin türü var. Memelilerin 5 bin türü var. Şimdi bir şey söyleyeceğim size hayret edeceksiniz. Bu 5 bin türün 2 bin tanesi yarasa. Aklınıza gelir mi? Müthiş başarılı bir şey. Kanatlandınız mı? Diyorum yani bu havacı olduğu için reklam yapıyor demeyin. Bu doğanın gerçekleri. Şimdi biraz önce söylediğimi özetleyeyim. Sorun çözme yeteneği bir canlıyı diğerine nazaran daha başarılı yapan bir özellik. Başarı iki şeyle ölçülüyor tabiatta. Hayatta kalma becerisi, soyunu sürdürme becerisi. Söyledik. Yalnız insan sadece hayatta kalmak ve soyunu sürdürmek için yaşamaz. Değil mi? Yani sizin bütün düşünceniz yemek ve seks değil herhalde. Sen bana bakmıyorsun, eyvah. Ha, ben de başka bir şey düşünüyorsun zannediyorum. İnsan rahat etmek istiyor. Emniyetli yaşamak istiyor. Sırf hayatta kalmak değil, beni soyan olmasın, bilmem ne olmasın falan diye emniyetli. Bir de çevreyi anlamak istiyor. Bu inanılmaz bir dürtü. Bu hiçbir hayvanda olmayan.
Biz anlamaya çalışıyoruz. Bunlar, bu üç yeni dürtü, yani hayatta kalma ve çoğalmanın ötesinde rahat etmek, emniyetli yaşamak, çevreyi anlamak. Bunlar yeni problemler çıkartıyorlar. Bilmem. Ha, dışarıya verelim. Ha, mümkün mü? Maalesef değilmiş. Kapıyı açsınlar. Kapıyı açsınlar diyorlar. Ama doğru. Çok gürültü gelir dışarıdan da efendim. Dışarısı çok gürültülü. Melia sen bir bak istersen canım. Çünkü dışarıdan çok gürültü olur bu sefer de. Zannetmiyorum. Yani araba gürültüsünden başka bir şey gelmiyor. Benim sesimi bastıramazlar. Burası tam kavşak çok. Evet. Şimdi dedik ki bunlar yeni sorunlar. Bu yeni bizim rahat etmek, emniyetli çevreyi anlamak bize yeni sorunlar doğuruyor. Yalnız bu sorunları çözerken temel sorunlarla, yani çoğalmak ve hayatta kalmak sorunlarıyla çelişmemeniz lazım. Çelişirseniz zaten bunların hiçbirisini yapamıyorsunuz. Şimdi insan sorunlarına çözüm bulmak için bilimi icat etmiştir. Fakat size başka bir şey söyleyeyim. Bilimin bir atası var. Bilimin atası dindir. Dinin de bir atası var. Yalandır. Bakın insanoğlunun bence en büyük icadı yalandır. Çünkü yalan nedir diye bir düşün. Yalan yaratıcılık. Siz iyi niyetli olur, kötü niyetli olur. Beyaz yalan diye bir laf vardır. Bir alternatif sunuyorsunuz. Şimdi siz düşünün, ilkel bir insansınız. Karşınızdaki ağaca yıldırım düşüyor. Bir kere yıldırımın sıcaklığını size söyleyeyim, güneşin yüzey sıcaklığından fazla. Yıldırım düştüğü zaman. Müthiş bir şey. Şimdi yıldırım düşüyor, bir kere muazzam bir gök gürültüsü oluyor, ödünüz patlıyor. Yani normalde böyle mavi gayet güzel baktığınız gökyüzünden muazzam bir kükreme geliyor. Ondan sonra kör edici bir ışık geliyor nerede? Ve ışığın vurduğu yer birdenbire yanmaya başlıyor. Şimdi çok korkuyorsunuz. Bunu izah etmek zorundasınız. İzah etmek için hiçbir imkanınız yok elinizde. Diyemezsiniz ki ne kadar enteresan bir elektrik olayı oldu. Bir yay oluştu. İşte gökyüzüyle yeryüzü arasında bir potansiyel meydana geldi. Voltaj boşalımı oldu. Onun yarattığı elektrik enerjisi ısı enerjisine döndü. Ağaç yanmaya başladı. Bunu diyemezsiniz, mağarada yaşıyorsunuz. Değil mi? Ne diyeceksiniz? Ya birileri kızdı. Değil mi? Çünkü babanız kızdığı zaman bağırıyor, çağırıyor, size ceza veriyor. Birileri kızdı, bizi cezalandırıyor. Bu gerçekte olmayan bir şey. Fakat bunu uyduruyorsunuz kafanızda. Aksi takdirde yaşamanız mümkün değil, korkudan ölürsünüz ya. Kafanızda böyle bir varlık düşündüğünüz an o varlığa yakarmaya başlıyorsunuz. Ya yapma etme diye. Bir şey istiyor musun? Rüşvet verme başlıyor. Değil mi? Kurban nedir? Rüşvet veriyorsunuz Tanrı'ya. Aman yapma bunu ne olur diye. Dua ediyorsunuz. Yunan tanrıları ne diyorlar? Biz diyorlar duaların gücüyle yaşıyoruz. Rüşvet veriyorsunuz. Olmayan bir alemi yaratıyorsunuz kafanızda. Şimdi bu olmayan alem binlerce ve binlerce yıl insanlığa egemen olmuş. Bu olmayan alemden bizi kurtaran adamları çok gariptir. İsmen tanıyoruz. Ben hayret etmişimdir. Yani böyle isimlerin çok erken olması, işte isimlerinin tarihin karanlıklarında kaybolmuş olması lazım. Böyle değil, bu adamları tanıyoruz. Bu adamlardan bir tanesi Thales, ikincisi Anaximandros. Her ikisi de memleketlimiz ya. Evet, Miletoslu iki tane adam. Yani müthiş utanç duyuyorum. Baba adamlar yattıkları yerde ne diyorlardır bize bakıp acaba? Miletos'a gideniniz varsa Miletos'un 1 kilometre güneyinde Balat köyü vardır. Balat köyünde yaşayan insanlar milattan önce 7. ve 6. yüzyıllarda yaşamış bu insanlardan daha geride yaşıyor. Bunlar diyorlar ki, ya diyorlar,
Poseidon yerleri sallıyor diyoruz. Herife bir sürü kısrak kurban ediyoruz. E lan bir şey olmuyor. Hala yer sallanma devam ediyor. Ya gemilerimiz fırtınalarda batıyor. Zeus'a boğalar adıyoruz. Dualar ediyoruz. Gene gemiler batıyor. Asklepios'a sağlığımızı bizlere bağışlasın diye horozlar bağışlıyoruz. Ne rüşvetler veriyoruz. Hiçbir şey yaramıyor ya. Diyorlar ki ya bunun başka bir izahı olmaz. Onun üzerine Thales Mısır'a gitmiş bir ara. Mısır'da ya ilginç bir şey görmüş. Mısır'da bakmış Nil şeyleri oluyor. Selleri oluyor. Sel tabii geliyor eski tarlaların üstünü bir kil tabakasıyla örtüyor. Ondan sonra köylü geliyor benim tarlam nerede diyor. Şimdi bu adama tarlasını geri vermeniz lazım. Herkesin tarlasının alanı belli. Şekli belli. Kadastrocular var eski Mısır'da. Geliyorlar da ölçüyorlar, biçiyorlar. İşte bu senin tarlan. Thales bakıyor bu herifler belirli kurallar kullanıyor. Mesela Pitagor teoremini kullanıyor. Bizim Pitagor teoremi dediğimiz. Pitagor'dan eski aslında. Benzer üçgenler kullanıyorlar. Thales diyor ki ya bunu nereden öğrendiniz? Valla benim ustalarımızdan öğrendim. Thales bakıyor ki bu ilişkiler, geometrik ilişkiler, ispat edilebilir ilişkiler. Thales diyor ki bu diyor Mısır'da olduğu gibi Yunanistan'da da geçerli bir ilişki. Dünyanın neresine gidersen git geçerli. Yıldızlara da gitsen geçerli. Ben diyor bir şey keşfettim. Hiç diyor tanrıların falan yardımı olmadan. Birdenbire herif diyor ki ben bilebilirim. Müthiş heyecanlanıyor. Miletos'a geri dönüyor Anaximandros anlatıyor bunları. Diyor ki Anaximandros biz diyor bilebiliriz. Tanrılara falan ihtiyaç yok. Şimdi diyor başka sorular da soralım. Mesela niye deprem oluyor? Ben diyor şöyle düşünüyorum. Sümerlerden aldığı bir teoriyi satıyor Anaximandros'a. Bu teorinin adı da Tarkullu. Diyor ki dünyamız bir disk. Suyun üstünde yüzüyor. Biz bunun üstünde yaşıyoruz. Büyük fırtınalar olduğumu sallanıyor. İşte o zaman deprem oluyor. Şimdi diyor bu benim fikrim. Fakat Thales çok önemli başka bir şey daha yapıyor. Bak Anaximandros bu benim fikrim. İnanmak zorunda değilsin. Daha iyisini biliyorsan söyle. Ben çok memnun olacağım diyor. Yani ya sen yanılıyorsun demek ispat et. Anaximandros diyor ki o Thales. Dediğin ilginç. Fakat iki yönden itirazım var. Bir, eğer diyor dünyamızı oluşturan taşları suya atarsan batıyorlar. Dolayısıyla dünya niye yüzsün ya? Hadi diyor yüzdüğünü kabul et. Altında başka bir malzeme var, can yeleği var, dünyayı yüzdürelim. Dünyanın altında su dünyayı tutuyor diyorsun. Peki suyu ne tutuyor? Hadi onu da bildin. Onu ne tutuyor? Hadi onu da bildin diyelim. Onu ne tutuyor? Diyor. Bak diyor Thales. Sen diyor sorunu çözmedin. Sorunu sonsuza attın. Thales diyor ki peki Anaximandros sen ne düşünüyorsun? Bence diyor dünya boşlukta duruyor. Neden diyor? Çünkü gidecek herhangi bir sebebi yok. Bakın bu lafta aşağı, yukarı, sağ, sol kavramlarının hepsinin bağlı olduğu çünkü adama bağlı. Şimdi açın Tevrat'ı. Eyyub kitabını bakın. Eyyub kitabının 26. bölümüne gidin. 7. beyti okuyun. 7. beyt diyor ki ve geceyi kuzeyin üzerine serdi. Dünyayı da boşluğa astı. Şimdi size bir şey söyleyeceğim sıkı durun. Eyyub kitabı Anaximandros'tan 100 sene sonra yazılıyor. Yani kitaptaki bu laf Anaximandros'tan. İyi mi? Herhalde Eyyub kitabını yazan gariban Yahudi ona baktı. Lan dedi böyle bir lafa söylese Yahve'ye söyler. Allah söyler. Halbuki söyleyen bizim Anaximandros. Anaximandros'un ötekilerden farkı o da diyor ki bu da bir teori. Bunu kontrol edelim. Kontrol etmek için ilk iş herif oturuyor dünyanın haritasını yapıyor. Nasıl yapıyor? Miletos Akdeniz'in en faal ticaret limanlarından biri. Kaptanlarla konuşuyor. Sen nereden geldin? Sen nereden geldin? Sen nereden geldin?
Mesela Kasiterides adalarından kalay çeken kaptanlar var. Kasiterides adaları nerede? Hiç duymamışsındır bile. İngiltere. Kalay mineralinin adı da o yüzden kasiterittir. Değil mi? Herif daha İngiltere'den geliyor. Kalay çekiyor. Soruyor onlara. Ondan sonra oturuyor dünyanın bir haritasını yapıyor. Bakır bir levha üzerine. Ne yapıyor bu levhayı biliyor musunuz? Gidiyor Miletos'ta bir direğe çakıyor. Kendi de altına oturuyor. Diyor ki bu haritayı diyor tenkit edin. Kaptanlara söylüyor. Lütfen diyor benim haritamı tenkit edin. Bu tenkit fikri Yunanlıların icadı. Ve bizi bana sorarsanız maymunluktan kurtarıp insan yapan en önemli icattır. Beni tenkit edin. Şimdi bilim bu şekilde doğuyor. Bizim bilimsel yöntem dediğimiz nedir? Bir kere önce sorunu tespit edeceksiniz. Değil mi? Rica ederim. Yunan derken İonyalıları mı kastediyorsunuz? Yunanlıları kastediyorum. Bugünkü dedi. Yunan dedi. Hayır. Bakın hanımefendi. Bu adamların hepsi Yunanlı. Elence konuşuyorlar. Tamam. Yalnız Batı Anadolu'lular değil mi kastettiğiniz? Şu anda milletten bahsediyorum. Miletos'tan bahsediyorum. Ama bu adamlar Yunanlı. Evet. Bunlar biliyorsunuz Girit göçmeni. Miletos Girit'in bir kolonisidir. Sayın hocam, Yunan'ın İyon'dan bozma olup olmadığını anlamaya çalışıyorum. Tabii bizim cehaletimiz. Bunlar Helen. Helen rahmetli Ekrem Akurgal. Biliyorsunuz her zaman lütfen Yunanlılara Yunanlı demeyin de. Evet. Helen deyin de. Bu adamlar Helenik insanlardır derdi. Ekrem Bey zavallı çok şey söyledi ama derdini anlatamadan gitti milletine. Tutmadı. Gözlemle çelişti. Ama tabii Marksizm artık bir din olduğu için kimseye anlatmak mümkün değil buna yani. Müslüman'a da anlatamıyorsunuz. Ya kardeşim bak senin inandığın şey naksedildi. Yok böyle şeyler. Anlamıyor. Fakat ondan sonra ne yapacaksınız? Diyeceksiniz ki ya bak A teorisi 1, 2, 3, 4, 5 eninci gözleme kadar her şeyi izah etti. Eninci gözleme edemedi. Şimdi yeni bir yalan uyduracağız. Eninci gözlemi de izah etmesi lazım. Ne zamana kadar? En artı eminci gözlem yeni teoriyi de yanlışlayana kadar. O zaman yeni bir teori bulmanız lazım. Değil mi? Önce Aristofiziği vardı. Newton geldi, Aristofiziği battı. Newton o kadar başarılı oldu ki Kant gibi büyük bir filozof dahi bu adam nihai gerçeği buldu. Bu nasıl olmuştur? Bunu inceleyelim. Einstein bir çıktı ortaya, Newton fiziği gitti. Ve Einstein şunu dedi, benimki de yanlış. Evet. Arkadan kuantum çıktı. Kuantumla biz graviteyi bugün hala bir araya koyamadık. Dolayısıyla bilim sürekli gelişenmiş. Ama her bir hipotezde biraz daha fazla biliyorsunuz. Çünkü biraz daha fazla şeyi izah edebiliyorsunuz. Bilimsel gelişme bundan ibaret. Nihai gerçeği bulmak değildir. Eskisinden daha iyisini yap. Şimdi dolayısıyla başarısız çözümden vazgeçip yeni bir çözüm üretmek son adım. Ondan sonra tekrar bu yeni sorun haline geliyor. Aynı adımlar tekrarlanıyor. Şimdi bilimsel yöntemin ikinci basamağında takılırsanız yani soruna çözüm uydurmak. Uydurdunuz bunu doğru dediniz. Burada takıldınız. İşte bizim dindarların, Marksistlerin, faşistlerin, ırkların, zırtların hepsinin sıkıntısı bu. Doğruyu bulduk zannediyorlar. Değil mi? İlk uydurulan çözümü nihai ve değiştirilemez çözüm olarak alırsanız bu düşünce sistemine biz mitoloji diyoruz, din diyoruz. Değil mi? Mesela her din tanrısal olmak zorunda değil. Taoizm var. Değil mi? İşte buraya örnek verdim hep söylediğim Marksizm var. Dinsel veya mitolojik düşünce de dolayısıyla aklın ürünü. Ancak bir kez icat edildikten sonra bir daha akılla etkileşime girmesine izin verilmiyor. Çünkü biraz daha etkileşime girerse foyası meydana çıkıyor. Değil mi? O zaman ne oluyor? Otorite meydana geliyor. Diyor ki dinin dediğini dinleyeceksin. Dinlemezsen günahkarsın, cehennemde yanarsın. Orta çağda din adına insanlara yapılan işkencenin haddi hesabı yok. Korkunçtur yani. Orta çağ Avrupa'sı bir faciadır. İşte bugün bizim işte falan benzer.
Bu hep diyorlar ya, efendim Müslümanlık niye böyle şey diye, sırf Müslümanlık falan değil mi? Hangi dine ele alırsanız aynısını görürsünüz. Stalin'in Sibirya'da zindanlarda çürüttüğü insanları IŞİD'in kurbanlarından hiç farkı yok. Aynı hikaye. Çünkü serbest düşünceye izin vermiyor. İkinci adımda takılıp kalmış. Yalnız otoritenin de yaşam kurtaran bir tarafı olabiliyor. Değil mi? Mesela aklınızın fonksiyonunun iyi çalışamadığı panik, hastalık, değil mi? Veya çok süratli karar almanız lazım. Burada bazen bireyin kendi aklını devreden çıkarıp daha iyi olarak düşündüğü akla itaat etmesi faydalı olabilir. Değil mi? Ben size şunu söyleyeyim, yani hepiniz biliyorsunuz benim köküm asker. Askerlikte bu öğretim. Niyet komutana itaat şarttır. Çünkü böyle karar almak mecburiyetindesiniz. Ben hayretler içinde kaldıydım. Bir gün Exxon şirketine danışman olarak gittim Amerika'dayken, petrol şirketine. Arama grubunun başındaki adamla tanıştım. Art Green, adını da duyuyorduk, meşhur bir, iyi bir jeolog bu adam. Art Green ne oturuyor ya, sen nerede okudun falan. Ben dedi Amerikan Hava Harp Okulu mezunuyum. Anlamadım. Ulan sen jeologsun dedi, sonra okudum. Ben dedi binbaşı olarak emekli oldum. Peki abi ne iş yapıyordun? Ben dedi B-52 bombardıman pilotuydum. Allah Allah. Ondan sonra avcılık da yapmış daha önce falan. Ondan sonra ben Kemal Gürüz'le konuşuyordum. Dedim ya böyle bir durumla karşılaştım, çok garip dedim. Caltech'te şu anda Merih programlarının idare edildiği Jet Propulsion Laboratory'nin başında hep bir hava kor generaldi. Bu da hep garibime gitmiştir benim. Bayağı bir araştırma kurumu ya burası. Yani hava kuvvetleriyle ortak işleri tabii var. Deniz kuvvetleriyle ortak işleri var ama başında niye hava kor general duruyor? Kemal dedi ki ya çok garip dedi. İsrail'deki şirketlerin başında da askerler, havacılar duruyor. Onun üzerine ben Amerika'daki bu hem British Petroleum'da hem Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol şirketlerine gittiğim zaman işte ben onların büyük müdürlerinde falan yemeğe çıkartıyorlardı bizi. Ben de bu adamlara dedim ki ya kardeşim dedim sizin nedir bu asker sevginiz dedim. Bir de havacı seçiyor, bir de pilot seçiyorlar. Benzer şekilde mesela New York Üniversite Sistemi 64 kampüslü devasa bir üniversitedir benim mezun olduğum. Başında bir amiral dururdu, pilot. Büyük rektör olarak 64 kampüsün de başında. Sonra biliyorsunuz Columbia Üniversitesi'ne Dwight Eisenhower prezident oldu, başkan oldu. Onlar prezident diyorlar, rektör demiyorlar. Dedim nedir kardeşim bu? Ya dediler bakın teknoloji o kadar ilerledi ki. Değişim o kadar hızlı oluyor ki. Borsa o kadar hızlı hareket ediyor ki. Bize çok hızlı karar verecek. Ve risk almayı bilecek adam. Riski akıllıca alacak ve süratli alacak. Dediler bunun av pilotlarından daha iyisini bulamıyoruz. Çünkü bu heriflerin hayatı saniyelere bağlı. Kararı aldın aldın almadın karşıdaki vurdu seni, bitti iş. Yani altındaki makine sesten hızlı uçuyor. Karşıdan gelen de öyle. Bu süratte karar alacaksınız. Ve dediler bu adamlar bu iş için yetiştiriliyorlar ya. Hani bizim konuları bilmeleri gerekmiyor. Bu adamlar sıkıntılı bir durumda nasıl karar alınır? Atatürk bunun en güzel örneği. Şimdi demek ki bazen bu otoriteye itaat gerekli oluyor. Bakın 1927'de Atatürk ne diyor? Fertler düşünür olmadıkça, hukukunu müdrik bulunmadıkça, kütleler istenilen istikamette herkes tarafından iyi veya fena istikametlere sevk olunabilirler. Hoş geldiniz Türkiye'ye. Değil mi? Kendini kurtarabilmek için her ferdin mukadderatıyla bizzat alakadar olması lazım. Mesuliyet hepinizin diyor. Ama bakın arkadan ne diyor? Aşağıdan yukarıya, temelden çatıya doğru yükselen böyle bir müessese elbette sağlam. Halktan başlayacağız diyor. Ama ondan sonra bakıyorsunuz, oradan başlamayacağız. Bu diyor, müessese geliştikten sonra böyle olmalı. Şüphe yok, her işin başlangıcında aşağıdan yukarı doğru olmaktan ziyade yukarıdan aşağıya olması zarureti var. Ben onun için dahi diktatör kitabını yazdım. Atatürk bunu dikte etmiştir Türkiye'de. Mecburdu çünkü.
Bilen yok ya. Adama soruyorsun, nesin lan biri lan Müslüman? Kardeşim sen hangi millettensin? Nerede oturuyorsun? Kim idare ediyor seni? Elhamdülillah padişah efendim. Padişah kim onu bilmiyor. Anadolu böyle değil. İnsanların hayatına, faaliyetine hakim olan kuvvet, ibda ve icat kabiliyetidir. İbda nedir? Nereden bilesin? İbda, yoktan var etmek demektir. İcatla aşağı yukarı aynı kelime. Fakat böyle küçük farklar var aralarında. Atatürk'ün çok hoşuna gidiyor böyle. Küçük nüansları olan kelimeleri yan yana dizmek. İbda ve icat kabiliyeti. Yaratıcı değilseniz adam değilsiniz. Hayatta başarılı olamazsınız. İlerlemek yolunda yapılacak her mühim teşebbüsün kendine göre mühim mahsurları vardır. Hayda. İlerliyorum diye sevinip her şey güllük gülistanlık. Hayır öyle değil. İlerlemek için bazen sıkıntı çekeceksiniz. Bu mahsurların en az dereceye indirilmesi için tedbir ve teşebbüslerde kusur etmemek lazım. Biz ilerleyelim, demokrasimiz olsun, ilerledik. Nasıl ilerlersin? Değil mi? Demokrasi ohlokrasiye dönüşür. Bu Polibios'un bir lafıdır. Demokratiya nüfusun gücüdür. Ama Yunan politik biliminde bu kanunların ışığında, kanunların korumasında bir yönetim olarak anlaşılmıştır. Ohlokratiya, ohlostan geliyor, güruh demek. Kuralsız, kanunsuz güruhun gücü. Bizde bugün ohlokratiya var. Demokratiya yok. Çünkü kimsenin başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere kanunları kimsenin taktığı yok. Ben de adama kızamıyorum ya. Yani burada yolda gidiyorsunuz. Trafik biraz sıkıştı. Herif pat emniyet şeridine dalıyor. Umurunda değil. Ulan bir gün sana ihtiyaç olur. Seni ambulansa bir yere götürürlerken geberir gidersin. Onu düşünecek kadar akılcı yok. Çünkü kendini maymundan ayıran sadece bir özelliği var. Konuşabiliyor. Dolayısıyla bizim yönetimimiz ohlokrasidir. Demokrasi değildir. Onun için demokrasi tutuklarına ben tahammül dinleyemiyorum yani. İleri gitmek her zaman daha ileriye gitmek olmayabilir. Bunu ancak ileri atılan her adımın eleştirisi yoluyla. Ha şimdi bakın geldik bu Atatürk'ün mahsurlar dediğine. Şimdi siz ileriye gidiyoruz diyorsunuz. İleriye gitmek ne demek? Birileri size söylüyor ya daha demokratik olursan ileriye gidersin. Daha sosyal olursan ileriye gidersin. E olduk. Daha demokratik olduk. Atatürk'ün zamanından daha demokratiyiz. Kağıt üstünde. E öyle olmadı. Değil mi? Cehalet hakim oldu. Mahsur bunu tedbir alamadık. Atatürk alıyordu. Değil mi? Atatürk'ten hemen sonra onun başlattığı hareketin devamı olarak Hasan Ali Yücel Milli Eğitim Bakanı yapıldıydı. Ya Atatürk'ün en yakın arkadaşı herif istifa ettirdi adama. İsmet Paşa istifa ettirdi Hasan Ali Yücel. Reşat Şemsettin Sireli getirdi. Benim amcamın adı Şemsettin'dir. O diyor ki iki Şemsettin canını okumuştur bu milletin diyor. Biri Şemsettin Günalday'dır, biri Reşat Şemsettin Sireli'dir diyor. Biri başbakandı, biri Milli Eğitim Bakanı'ydı. İkisi de İran'ın adamı. Batırdılar mı? Çünkü eğitimi batırdı. Atatürk diyor ki bakın diyor, ileriye adım atıyorken mahsurlara dikkat edin. Sloganları dinlemeyin. Sonunda oraya geleceğiz. Slogan dinlemeyin. Demokrasi iyidir. Ya her şartta iyi midir kardeşim? Belli değil. Almanya'da demokrasi vardı. Weimar demokrasisi. Son derece liberal bir demokrasi. Bu demokrasi neticesinde Alman ekonomisi battı. İşsizlik %50'ye çıktı. Berlin'de günde sokaklarda 100 kişi öldürülüyordu. Hitler bir geldi, bütün bu dertler bitti. E şimdi sorun kendinize ya. O mu iyi, bu mu iyi? Ha Hitler felakete götürdü memleketi. Hayda! Hitler sadece bir dönem için iyiydi. Ondan sonra değiştirmek lazım. Eleştiremiyorsun ama. Eleştirdin mi konsantrasyon kampına. İşte Atatürk bunlara müsaade etmedi Türkiye. Eleştiri bağımsız düşünce yeteneğiyle beraber bilgi de gerektiriyor. Uğur Mumcu'nun güzel bir lafı vardı.
insanız. Değil mi yani, bilgisi olmayan adamın fikri olmaması lazım. Ama bizde fikir bol, bilgi yok. Atatürkçülük, bireye aklını kullanmak ve bilimsel yöntemi benimsemek dışında hiçbir kılavuz vermiyor. Bu nedenle Atatürk'ün 20'lerin ve 30'ların problemlerine bulduğu münferit çözümler Atatürkçülüğü oluşturmuyor. Altı ok var ya, bu Atatürkçülük değil. Bu Atatürk'ün 1920-1930'da o anın problemlerine bulduğu çözümler bunlar. E dünya gelişiyor. Bugün Atatürk gelse o altı oka bağlı kalır, 3 sene. Diyecek ki arkadaşlar başka sorunlar var. Dünyaya egemen bir ekonomik sistem var bir kere. Bunlar nasıl başa çıkacağız? Değil mi? Biz hazırlopçuyuz. Birisi bize söylesin. Onun için dini seviyoruz. Bu şeyleri seviyoruz. Bu siyasi akımları seviyoruz. Sağcı, kimisi sağcı, kimisi solcu. Bir adam bana gelip efendim ben solcuyum veya ben sağcıyım dediği zaman ilk söylediği beni Allah kurtarsın diyor. Yani değil mi? Hani inşallah günün birinde beyniniz devreye girer. Atatürkçülük bilakis her zaman ve her yerde kendine has problemlerin tanınıp bunlara akıl ve bilim yolunda çözüm bulunması gerekir. Bunun için bilgi lazım. Şimdi Atatürk'e dönüş programı dedik ya, bunun ilk maddesi eğitimin tamamen bilimsel temele oturtulmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız iftihar ediyor, 1 milyonu geçen İmam Hatip öğrencisi olmuş maşallah, 60 günden 1 milyona ulaşmış. Yani bunu sağlayan adamı ben o zaman anında hapsederim. Bu çünkü sırf millete değil, insanlığa ihanet ya. Yani düşünmeyen adam yetiştiriyorsun. Bir şeye mutlaka inanacak adam. Ben bir televizyon programında İmam Hatiplerin karşısındaydım. Hocaları da yanımda oturuyordu. Dehşete düştüm ya. Ve çok üzüldüm o çocuklar için. O televizyon programından sonra biz o çocuklarla dışarıda saatlerce sohbet ettik. İmam Hatiplilerle. Eğitimin, ya bu düzeydeki, her düzeydeki eğitim için geçerli bu. Yani bu işte yuvada başlar, ailede başlar hatta. Ve ömür boyu sürer. Bakın eğitim diplomayla bitmez. Ömür boyu sürer. Eğitimin amacı aklını, duyularını ve bilgi hazinesini kullanarak sorun çözme yeteneğini kazanmış bireyler yaratmak. Sorun çözeceksiniz kardeşim. Bilginizi kullanacaksınız, aklınızı kullanacaksınız, zekanızı kullanacaksınız ama sorun çözeceksiniz. Bakın bugün Türkiye sorun çözemiyor. Sorun çözemediğimiz için bu haldeyiz. Yani burada sakın Tayyip Bey'e de kızmayın. O gariban neydi adı? Ahmet Davutoğlu'na da kızmayın. AKP'lilere de kızmayın, CHP'lilere de kızmayın, MHP'lilere de kızmayın. Yani ben bu adamları televizyonda dinliyorum, tüylerim diken diken oluyor. Yani el alem kızıyor, küfrediyor. Hayır, ben vah zavallılar diyor. Evet, yani çünkü akıl yok. Bilgi yok, hiçbir şey yok ya. Yani ben Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir öğle yemeği yedim. Yanından ayrılırken çok üzüntülü ayrıldım. Çok samimi söylüyorum size. Dedim Atatürk'ün partisinin başı buysa vah yazık. Gittik gürültüye de. Ama halk onu seçiyor, bir dakika. Yani sakın vah vah bu adamlar işte aptallar da öyle değil, biz seçiyoruz ya. Çünkü biz de aptalız. Türkiye'nin bakın 46'dan beri en temel sorunu bağımsız şekilde sorun çözebilecek bireyler yetiştiren sistemleri biz sistematik olarak dahil ettik. Köy enstitülerini kapatmakla başladık. Hasan Ali'yi kovduk, köy enstitülerini kapattık. Ondan sonra üniversiteleri şişirdik. Hayır, yok çok gerekli. Yok çok gerekliydi. Gereksiz olan neydi biliyor musun? Başına ahlaksız bir herif atıldılar. İlk iş ya. İlk İhsan Doğramacı korkun. Bakın Kemal Gürüz'ün bir kitabı çıktı. Aklımdan başka silahım yok ki diye. Lütfen okuyun. Kemal orada Doğramacı'yı anlatıyor. İnanın tüyleriniz diken diken olacak. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir diyeceksiniz. Şimdi ben size nasıl mümkün olduğunu anlatayım. Hayır, çok ilginç. Her yerde tanıdığım var. Ama neden? Hayır, bunu atayanlar askerler. Ama bakın, bu askerlerden bir tanesi benim komutanım, can ciğer dostum. Yani Tahsin Şahenkaya değil mi? Ben 13 yaşındaydım ya, tanıdım da komutanım. Ben 1983 senesinde bir şaia çıktı ortaya ki, Kandilli Rasathanesi Boğaziçi'ne bağlanacaktır.
Bunun sebebi de Semih Tezcan'dan doğrama canlaşıyorlar. O arazide gözü var Semih Tezcan. Şahane bir arazi Boğaz'da düşünüyorum. Falan ben dedim ya bu olamaz. Ya Kandilli ulusal gözlemevimizdir. Mutlaka bir yere bağlanması gerekiyorsa teknik üniversiteye bağlıdır. Boğaziçi'nde yer bilimleri yok, gök bilimleri hiçbir şey yok. Bir tek bizde var adam gibi. Kemal Kafalı'ya söyledim. Kemal Kafalı halledemedi bu işi. Rektörümüz o. Ki Kemal Kafalı askerleri var çok yakın. Ve şahane de bir adam bunun içinde yatsın. Ya dedim ben komutan arayayım. Çaykaya kadar ayırma. O zaman 5 kişiden biri. Sözleri kanun. Açar albayı başta, emir subayı. Dedim komutanım benciler. Dedi böyle böyle bir durum var. Sayın komutanımız arz etmek istiyorum. Tamam dedi ben söyleyeyim. Ben arz edeyim komutana seni ararım. Sağ olun komutan dedim. Hakikaten 20 dakika sonra aradı. Komutan diyor ki dedi. Celal gelsin ama bu konuyu konuşma. Hayda. Onun üzerine ben dedim komutanım dedim yani dedim ben sayın komutanımıza sırf bunun için rahatsız etmek istiyordum. Hani emrediyorsa hemen atlar gelirim, elini öperim ama dedim yani işiniz başınızdan aşkın. Durup dururken rahatsız etmeyeyim, ne emir verirse ona göre hareket edeceğim dedim. Ben ondan sonra telefon gelmedi, anladı ki demek ki gelmedi. Seneler sonra bir sempozyumda Şahin Kaygılar'a bir baş başa kaldık. Dedim komutanım bir şey soracağım, 20 senedir içim oldum. Böyle böyle bir maruzatım olduydu Acar Albayım'a dedim, söyledim. Siz dedim konuşmak istemediniz. Ben dedim çok hayret ettim. Yani konuşmak dahi istemedim. Çok hayret ettim. Onun üzerine Şahin Kaya dedi ki bak Celal sana şunu söyleyeyim dedi. Biz dedi darbe yapmışız. Asker adamız, bu işlerden anlamayız. Dolayısıyla dedi biz dedi üniversiteye akıl danıştık. Sizinkilere sorduk. Bu işi, şimdi bir koordinasyon kuruluna mutlak gerek var. Bu kadar üniversite olmuş. Birisini koordine etmesi lazım. Politize de olmaması için direkt Cumhurbaşkanlığına bağlıyorlar. Bu da çok akıllıca bir şey. Kim olsun başına? Gelen tek isim İhsan Doğramacı. Sebepler şöyle. Zengindir hırsızlık yapmaz. Doğru olmadığı için. Ya zengindir zengin de hırsızlık yaptığı için. İki, çok adam tanır. Bütün dünyada. Dolayısıyla kredisi yüksektir. Üç, Hacettepe'yi kurmuştur, tecrübelidir. Şahin Kaya dedi ki ya bunu dedi, hepsi sizinkilerin de hepsi bunları söylediler dedi. Biz ne anlarız ya? Herifin ahlaksız olduğunu ne bilelim biz? Biz de atadık. Yalnız dedi atadıktan sonra dedi, güvenerek bir mesuliyeti temsil ettiğin bir kişinin işine karışmak olmaz dedi. Bakın bu hiçbir Türkiye Başbakanı'nın olmadığı kadar demokrat bir davranıştır. Bir adama görev verdi. Anlamadığımız bir iş. Onun için karışmamamız lazım. Yani çünkü çocukluktan beri tanıdığı, kendi emrinde çalışmış. Ciğerimi biliyor adam. Bu konuyu konuşmayalım. Dolayısıyla Türkiye'de tahribat büyük bir hızla devam etti. Ve bundaki tek suçlu halktır ve üniversitelerdir. Halktır politikacılar yüzünden. Bir, politikacılara seçen halk. İki, halk diyor ki çocuğuma diploma ver ne istersen olsun. Ya kardeşim, üniversite dediğin şeyin iki kulübe, kütüphanesi yok, laboratuvar yok, hiçbir şey yok. Mühim değil diyor halk. Çocuğuma diploma ver ki iş bulsun. Çünkü çocuk masa başında çalışmak istiyor. Yani çalışmamak istiyor. Dolayısıyla biz giderek eğitimimizi tahrip ettik, yok ettik. Suçlusu biziz, kimse değil ha. Yani ben Şemsettin Siner'den falan bahsettim ya. Onlar da halk baskısıyla getirilmişlerdi. Halk Hasan Ali'yi sevmiyordu. Bakın daha ileri gideyim, halk Atatürk'ü de sevmiyor. Size çok hayret edeceğiniz bir şey söyleyeyim. Osmanlı'nın en sevilmeyen padişahı kimdir biliyor musun? Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet. En sevilmeyen adam Fatih Sultan. Tabii de harp yapıyor. Harp yapıyor, vergi. Yenilik getiriyor. Ya müthiş ya yani Fatih dahi inanılmaz bir. En sevilen bir general. Ama yüzü batıya dönük de onlar. Ya da bir yüzü batıya, hayır. Halka diyor ki uyanın ulan diyor. Artık miskinlik yok diyor. Çalıştırıyor. Ne biçim? Eşek gibi herkesi. En sevilen birinci Ahmet'miş. Hiçbir iş yapmamış. Evet, sağ ol. Kösem Sultan'ın kocası daha ne yapsın? Şimdi Atatürk'ün bu eğitimi yerleştirmek, tevhid-i tedrisat bakın.
eğitim birliği dünyada bilimsel temelde yükselen yeknesak, yani tek düze bir eğitim programından her ve taviz verdiğinizde bilimsel yöntemin yaratıcı ve eleştirici maddelerinden taviz veriyorsunuz. Bağımsız çözüm üreten değil, kendileri bizzat sorun olarak çözüm dilenen kullar yaratılıyor. Şu anda Türkiye çözüm dileniyor ya. Çözmüyor. Dileniyor. Politikacılar ümit. Ümit bağlamış politikacılar. Kimisi askerine ümit bağlamış. Kimisi Allah'ına ümit bağlamış. Kendisi bir şey yapmak istemiyor. Yapamıyor çünkü. Bu tür bireylerden oluşan toplumları, işte bu Amerikalı toplumdan psikolog bahsettiğim Robert Edgerton, hasta toplumlar diyor. Özgürlük, hiç kuşkusuz bağımsız ve eleştirel düşünebilmenin en önemli şartı. Özgürlük olmazsa hiçbir şey olmaz. Bakın Atatürk ne diyor? Hürriyetten doğan buhranlar, ne kadar büyük olursa olsun, hiçbir zaman fazla tazyikin temin ettiği sahte güvenlikten daha tehlikeli değil. Örnek Almanya. Hitler güvenlik verdi. Bayıldılar. İş verdi. Volkswagen'i icat etti. Otobanlar yapıldı. Ama sonunda mahvoldu. Fakat şimdi bunu söyledik ya. Ama özgürlük de sınırsız olamaz. Özellikle özgürlüğü ortadan kaldıracak hiçbir girişime özgür faaliyet alanı tanınamaz. Bakın ne diyor 1930'da. Din ve mezhep hiçbir zaman politikanın aleti olarak kullanılamaz. Şimdi Atatürkçülüğe dönüş programını şöyle özetleyebiliyoruz. Kendisi özetliyor zaten. Bir, diyor ki dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fendin haricinde mürşit aramak gaflettir, celalettir, dehalettir, rehalettir, dalalettir. Şimdi bilim dediği de işte bu size söylediğim. Gözlem yapacaksınız, çözüm uyduracaksınız, çözümünüzü kontrol etmeye başlayacaksınız. Bir yerde çözüm fosladı mı onu atacaksınız. Yeni bir çözüm bulacaksınız ama o çözüm bütün gözlemleri giderecek. Bakın 22'de ne demiş daha önce? Müterakki yani gelişmiş, mütemeddin, hepsi bir arada. Bir millet olarak medeniyet sahasının üzerinde yaşayacağız. Medeniyetin üstüne çıkacağız. Bu hayat ancak ilim ve fen ile olur. İlim ve fen neredeyse oradan alacağız. Ve her ferdi milletin kafasına koyacağız. Bakın burada Trakya manevralarında. Şimdi bakın herkes yere bakıyor. Bir tek o başka bir yere bakıyor. Ben Bozkurt Hoca'ya gösterdim. Dedim hocam ne diyorsunuz bu resme? Böyle baktı Bozkurt Hoca. Burada dedi dehanın yalnızlığını görüyor. Adam tek başına. İsmetçim dahil herkes yerde bir şeye bakıyor. Onun kafa başka yerde. Fakat şunu unutmayalım. Atatürk insandı ve öldü. Finito. Yani iş bize kaldı. Hala Atatürk'ten medet ummaktan vazgeçelim. O da zaten bize söylüyor. Lütfen aklınızı kullanın. Varsa. Yani. Değil mi? Yani eğer aptalsak bize kimse acımaz. Onu da söyleyeyim size. Efendim beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Necip Bey'e de bu nazik daveti için teşekkür ederim. Sağ olsun. Hocam akıl, kültürlü olur dedi. Kültür yok ki akıl olsun. Kültür besler. İşte efendim, bu kültür lafı enteresan bir laf. Ben bilgiden falan bahsettim. Tabii her halkın bir kendi kültürü var. Geçmişten gelen. Bu halk kendi kültürünün bile farkında. Feci bir durum. Feci bir durum. Kendini tanımıyor, dinini tanımıyor. İnanıyorum diyor. Ya bakın bir şey çıktıydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kadıncağız var. Davutoğlu'nun hocası. Onu gördükten sonra al hocasını vur öğrencisine dediydi. Neydi o kadıncağızın adı? Şey dediydi. Zincirli kuyudaki her canlı ölümü tadacaktır. O dedi beni rahatsız ediyor. Aha, ondan sonra Tayyip Bey'e cevap verdi. Kur'an-ı Kerim'den dedi. Ayettir. Değil. Ankebut suresi. Değil. Değil, ha şimdi sureyi okuyalım mı? Surede ne diyor? Her nefs ölümü tadacak. Nefs nedir? Nefs nefesten gelir. Bu kelime teknik olarak Yunanca'daki pneuma'nın direkt tercümesidir. Pneuma, eksalasyon demek. Topraktan çıkan da odur.
ruhtur. Çünkü son nefes verildiği zaman ruhun kaçıp gittiği farz ediliyordu Yunanlar tarafından. Yani Yahudilerde gördüğünüz, bizde gördüğünüz ruh kavramı bundan ibarettir. Dolayısıyla Kur'an diyor ki ruhu olan her ruh ölümü tadacaktır. Ve ruhu olmayanlar ne olacak? Hayvanlar ne olacak? Ölmeyen bakteriler var. Değil mi? O zaman Tayyip Bey'e şunu söyleyeceksiniz. Kardeşim diyeceksin. Ya sen Kur'an okumayı bilmiyorsun. Eğer her canlı ölümü tadacaktır sen ayet zannediyorsan yanlış tefsir etmişsin. Kur'an okumayı bilmiyorsun. Veyahut bildiğini iddia edeceksen o zaman Kur'an yanıldı diyeceksin. İki tane açmaz buyur. Hava Kuvvetleri'nin 100. kuruluş yıl dönümünde biz İzmir'deydik. O da İzmir'de miting yapıyordu. Bana cevap vermeye kalktı. O ya sonra söyledi, o benim hanım öğrenmiş bir yerde. Demiş ki efendim demiş bir profesör var böyle böyle diyor. E cevap ver, cevap yok. Hatta cevap verdi zannediyor onu demiş olmakla. Anlatabiliyor muyum? Ya bu adamlar kendi dinlerini dahi bilmiyorlar. Ben onu görmüşüm. Bu ülkede Hristiyanlık bilinmez, Musevilik bilinmez, Müslümanlık bilinmez, hiçbir şey bilinmiyor ya. Zerdüşt dini, bunlar Zerdüşçü diyorlar. Ulan onun adı Mecusi'dir. Değil mi? Yani hiç unutmuyorum bir gün ben kazayla bir kızgın demiri yakaladıydım 8-10 yaşındayken elim yandı felaket. Eve gelince rahmetli dedem oğlum sen Mecusi misin dedi. Ateşi tutmaya çalışıyorsun. Bunlar bu kadar cahil insan. Ama bu imamatik bilgisinin hanımefendi ne rezalet olduğunu ben kendi gözlerimle inanamadım ya. Yani diyorlar efendim Çanakkale'de bizi iman kurtardı diyorlar. Dedim ya, kardeşim bundan 3 sene evvel Balkan Harbi'ne gidenler adamlar aynıydı. İman neredeydi o zaman? Hay yani o zaman nereye gitti bunlar? Buna dahi bir yani bilmiyor, düşünemiyor. Diyorsun aynı adamdılar. Hadi Çanakkale'de evliyalar kurtardı. Sonra lan İstanbul işgal edildi. Evliyalar neredeydi? Siz biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra yapılan ilk toplantıda Akşemseddin var hocası. O diyor ki efendim son taarruzda beyaz entarili evliyalar ordumuza yardım etmiştir deyince Fatih dönüyor. Öyle bir şey olmadı. Benim kılıcım aldı bu şehri diyor. Halkın Fatih'i niye sevmediğini anladınız mı? Evet. Nasıl sevebilir? Hocam soru alır mısınız? Vallahi soran olursa memnuniyetle. Zaten arkadaki duymazsa tamam. Ne sorduğunu. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Sizin burada söyleşi yaptığınızı duyunca dedim eyvah hocaya tümör anlatacak. Çünkü o tanıdığı gibi anlatıyorsunuz malum. Ya da idare dönemini anlatacak. Öncelikle şöyle bir sorum olacak. Ben de sizin gibi Atatürk hayranı olarak. Konu hakkında pek fazla bilgimiz yok ama yine de bu yani tartışma bugün. Tesir kararı hakkında ben düşünceleri çok merak ediyorum. Çünkü onu İlber'e sor kardeşim. Yalnız ben şunu söyleyeyim. Tehcir dünyanın çeşitli yerlerde, çeşitli zamanlarda yapılmıştır. Dünyadaki en aklı başında tehcir Atatürk yapmıştır. Nasıl biliyor musun? Mübadele. Mübadele. Bir damla kan akmadan. Göz yaşartmıştır. Yani benim anneannem ondan gelmiş. Hep vah vah Preveze'de iyi günlerini hatırlarlardı. Ulan git Preveze'ye, hayır gitmem diyor. Değil mi madem bu kadar şikayetçisin, hadi git Preveze'ye. Yani o psikolojik şeyler bunlar ama bir gün babamla konuşuyordum. Trilya'da çiftlik var, orada yürürken işte orada Ayasofya Kilisesi var, bilmem ne var falan. Babama dedim ki, geldi. Rumların gittiği çok kötü olmuştu. Yani bir medeni eleman çıkmış gitmiş Türkiye'den, hayır hayır dedi. Çok iyi oldu. Kıbrıs gibi olurduk. Bakın bu çok enteresan bir gözle. Kıbrıs gibi olurduk. Çünkü dedi onlar zengin olacak. Para onlarda olacak. Bizimkileri eşek gibi kullanacaklardı. Hır çıkacak. Evet, evet, evet. Yani şu kadar kaldıkları halde. Yani Atatürk bakın bütün bunları görmüş. Demiş ki temizlemek lazım. Adamın ömrü yeteydi ben eminim. Kürt sorunu da çözecek. Ermeni sorunu da çözecek. Onlar nereye olacak? Yani ben size bir şey söyleyeyim. Ne çözüm bulacağını bilemeyiz. Çünkü adam çok orijinal çözüm yaratıyor. Yani tartışmadan kastım buydu zaten. Evet. Yani şimdi bakıyorsunuz. Şu
bölgesinden Dersim mebusu Diyap Ağa. Mecliste herif. Diyap Ağa hiç boka yaramıyor. Bir gün diyorlar ki ya işte biz Yunanlı ilerliyor hani Ankara'yı boşaltalım deyince Diyap Ağa ayağa kalkıyor. Buraya diyor karalar gibi konuşmaya mı geldik, savaşmaya mı geldik? Ondan sonra Diyap Ağa'yı biliyorsunuz Atatürk arabasına alıyor. Atatürk herkesi kullanıyor. Ama herkesi. Yani odacısından, annesinden, kardeşinden tut. Dünya liderlerine kadar herkesi kullanmıştır. Çünkü Atatürk'ün kafasında bir tane hedef var. Milletimi bağımsız ve medeni yapacağım. Bunun için her yol mübah. Müslüman yapacaksın da her şey. Yani, değil mi yani? Yani işte diyorsun Müslüman yapacaksın diye adam Müslümanla söylüyorsun, o da bilmiyor. Ya bir facia bu. Bakın Türkiye'nin karşısında olduğu dert AKP falan değildir. Cehalettir. AKP gidecek yerine CHP gelecek, daha iyi mi olacak sen? Hayır efendim. Aynı tas aynı, eski tas eski hamam devam edecek. Popülizm yapacakları. He yani ay başka kafacıkları başka şey çalışmıyor çünkü. Yani hanımefendi onu da isteyerek yaptıkları falan yok ha. Ya işte buradan bu laflar geliyor, işte bunları yapalım da biraz oy alalım. Hani tavuğa darı vermeye benziyor. Darıyı gördüğü yere gidiyor. Bu adamlardan politikacı olmayacak gibi çaycı da olmaz. Ne yapmak lazım acaba? Vallahi işte ben son bir kitabım çıktı. Bilmiyorum onu gördünüz mü? Newton niçin Türk değildi diye. onun öğsüsünde söyledim. Yapacak fazla bir şey de kalmadı. Yani çok acı bir imtihan vereceğiz. Ülkemizi koruyamayacağız. Türkiye üçe bölünecek. Kaçınılmaz olan. Ha ondan sonra geri kalanlar akıllarını başlarına toplamaya çalışırlarsa yol belli. Hocam 2 değil niye 3? 2 3'e dönüştü. Efendim Yobazlarla modernlerin ben Kürtlerle diğerleri arasından çok daha kanlı bir savaş vereceklerine inanıyorum. Bakın Kürtlerle iş kolay halledilir. Ötekilerle olan iş kolay halledilemez. Ötekisi en korkunçtu. Tekbir getirdim bir yandan. Aynı aile içinde çocuk babasını vuracak, göreceksiniz. Ya. Sokaklarda millet birbirini vuracak. Oraya gidiyoruz. Kürtleri ayırmak kolay. Hepsi de ayrılmak istemiyor zaten. Bizim yapacağımız savaş, Kürdistan kuralım hayaliyle yaşayan bir sürü dangalak var orada. Bu dangalakları kim destekliyor? Belli. Belli, nereden belli diyeceksiniz? Kendinize şunu sorun. Türkiye'nin nesi var? Bizden neyi isteyebilir birisi? Zorla almak isteyebilir. Neyimiz var? Akıllı adam mı var? Hayır. Büyük madenlerimiz var? Hayır. Jeopolitiğimiz var. Jeopolitiğimizi almasına lüzum yok. Tayyip Bey'i getirir, idare ediyor. İdare ediyor. Başka bir şeyimiz var. Altın değerinde bir şeyimiz var. Biz bir tek de gözlerini oraya dikmiş vaziyette. Gerisi ilgilendirmiyor. Su. Bakın, Amerika'da bir sürü Kürdistan artısı yayınlanıyor. Dicle Fırat üzerinde. Ha. Şimdi aranızda coğrafya okumuş olan var mı bilmiyorum. Ben coğrafya okumuştan kastım lise 1 coğrafyasından bahsediyorum. Evet. Bir de lise 3 coğrafyasından bahsediyorum. Adam gibi okuyan da çok az olduğu kanaatindeyim bu grup içerisinde. Yaşlılar adam gibi okumuşlardır. Ama mesela bunları ben coğrafya falan okuduğumu zannetmiyorum. Oraya bakın o yayınlanan Kürdistan haritalarına hepsi Dicle ve Fırat'ın akaçlama havzaları. Drenaj havzaları. Niye? Şimdi Orta Doğu'da 100 senelik daha petrol var. Şimdi bu petrolü kullanabilmeniz için su lazım. Orada da bir tane gelişmiş ulus var. Gözünü buraya dikmiş olan. İsrail. Yaşama savaşı da veriyor aynı zamanda. Fakat oranın petrolünü kullanmak isteyenler de var. Bunlar İsrail'e onun için destek veriyor. İsrail karakoldur. O da hapı yutuyor. Başka da var. Yobazlar türedi İsrail'de. Netanyahu gibi gerizekalılar türedi. Amerikalılar da yakası gidiyor. Yani İsrail ilk kurulduğu zaman Avrupalılar idare ediyordu. Avrupa'dan gelmiş yani idare ediyordu. Böyle gerizekalılar yok. Şimdi dolayısıyla yapılacak iş su kaynaklarına el koymak. Nasıl koyacaksınız? Gidip Amerikan eyaleti yapacak haliniz yok. Diyeceksiniz ki orada peyk olan bir uydu devlet kuralım. Çünkü Kürdistan'ı orada kurdunuz mu? Kürdistan'ın tek başına yaşaması mümkün değil. Birisinin baba olması lazım.
Amerika diyor ki ben razıyım. E zaten ortak çalışıyor. Görüyorsunuz. Bu efendim sırf Suriye'de Esad'ı yenelim falan böyle, böyle bir şey yok. Bu çok daha kapsamlı bir plan. Tabii bu planı istedikleri gibi götüremiyorlar. Yani bakın komplo teorilerine önce katiyen inanmayın. Hiçbir komplo teorisi, yani komplo teorisi çoktur, yapılır. Hiçbirisi de yürümez. Çünkü insan davranışını önceden kestiremiyorsunuz. Yani bu herifler Taliban'ı kurdular Ruslara karşı. Ay ne güzel Afganlar, aslan, mücahitler, mücahitliğin derken Taliban gitti Amerika'yı vurdu. Ondan sonra Taliban düşmanı oldular. Ondan sonra IŞİD'i kurdular. Şimdi bütün en önemli amaçları IŞİD'i ortadan kaldırmak. Böyle aptal herifler yani. Dünya politikası da böyledir gene. Hocam, dünya su haritasında, dünya su haritasında Türkiye'nin sözleşme... Şurada da bir soru var sana. Pardon. Dünya su haritasında Türkiye'nin 20'li yıllarda ifade edilen ama yani bir asırı geçmeyecek şekilde Anadolu'da çölleşme olacağı iddiası. Evet, iddia değil, doğru. Bunu modellendi. Bakın, bunu bizim arkadaşlar modellediler. Onu anlatayım müsaade ederseniz. Hani o söylediğiniz şeyle nasıl olacak? Efendim, Anadolu çölleşirken Arabistan'da yağış başlıyor. Dolayısıyla o sorun ortadan kalkıyor. Şimdi sorun bizim sorunumuz. HES'ler yapıyoruz. Bunların ömürleri 60-70 senedir. Şimdi ileriye dönük bir enerji politikası Türkiye'de sadece güneşe dönük yapılabilir. Bu konuda ben bir tebliğ verdim, bir de makale yayınladım. Şimdi siz bana şunu sorabilirsiniz, sizden kim böyle bir şey istedi? Biz arkadaşlarla yaptık Avrasya Enstitüsü'nde. Hava kuvvetleri istiyorsunuz. Ya bunu, yani Türkiye istemez mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi istemez mi? Enerji Bakanlığı istemez mi? Başbakan istemez mi? Cumhurbaşkanı istemez mi? Değil mi ya? Bu herifle ilgilenmiyorlar mı lan? Niçin Hasan Aksay, Orgeneral Hasan Aksay böyle bir görev veriyor bana? Çünkü askerler ilgili. Askerler niye ilgileniyorlar biliyor musunuz? Çünkü adam gibi 3 tane üniversite var Türkiye'de. Kara, hava, deniz, harp okulları. Ötekiler hiçbirisi üniversite değil. Benimki dahil bir felaket. İçine girseniz inanamazsınız ne kadar kötü olur. Bilkent, ODTÜ, Hacettepe dökülüyor. Boğaziçi hiç sayılır. Felaket. Boğaziçi züppeler kulübü hali. Evet. Hiçbir işe yaramıyor ya. Üretimlerine bakın. İnanamazsınız yani. Ben sizin yerinizde o zaman bir kuruş vergi vermem. Evet. Benim maaşımı sizin vergileriniz veriyor ya. Benim yanımda oturan adam 30 senedir tek satır yazmamış. Aynı maaş alıyoruz. Hocam bir sorun var. Rica ederim efendim. Genelde... Şimdi sorunlarımız siyasi olduğu için siyasi sorular soruluyor. Evet. Slaytımızla ilgili bir soru soruyorum. Buyurun efendim. Bilimin savaş koşullarında dahi geliştiğini düşünür müsünüz? Bilim her konuda, her koşulda problem olduğu sürece bilim gelişir. Savaş çok hızlı. Büyük bir problemdir. Yok, savaş koşullarında daha hızlı geliştiğini düşünür müsünüz? Doğru. Yani savaşa bağlı, savaşa bağlı. Ama mesela 2. Dünya Savaşı'nda bilim 20. yüzyıl başında geliştiği kadar hızlı gelişmemiştir. 20. yüzyıl 1900-1910 arasını alın, orada yaptığı sıçrama inanılmazdır. İkinci Dünya Savaşı'nda büyük sıçramalar yapmıştır. Savaşsa daha ziyade teknik bilimler gelişir, teknoloji gelişir. Mesela atom bombasının yapılması. Bir şey daha, buyurun. Kısa bir sorun olacak. Bu işte geriye dönerek ileriye gitmekten bahsettiniz. Evet. Biz biraz tabii duygusal davranıyoruz Atatürk konusunda. Atatürk'ü bir tanrı haline getirip, yani bu... Bugünkü koşulları bizim yarattığımızı düşünür müsünüz? Efendim kesinlikle doğru. Biz Tanrı yaratmayı pek seviyoruz. Ya önceden yaratılmışları ithal ediyoruz. Müslüman'ın Tanrısı, Hristiyan'ın Tanrısı var. Çok bulamadığımız zaman da kendimizi yaratıyoruz. Yani Atatürk'ün başına gelen en büyük felakettir tanrılaştırmak. Yani adamcağız kalksa herhalde tekrar kahrından ölür ya. Yerime kadar kötü bir şey yapacağız. Ben şey soracaktım. Buyurun efendim. Az önce dedin ya, IŞİD Amerika yarattı. Evet. Bu IŞİD'e herkes böyle söylüyor da bunun kanıtı ne? Ben onların bakıyorum. Efendim gönderilen silahlarda bilmem nelerde falan, transaction'larında ortaya çıkıyor. Onlar şey, onu bilmiyorum ama Irakların adamların karargahlarını basıyorlar. Onlar orada bırakıp kaçmış diyelim ki, o silahları alıyor yani IŞİD'in... Hayır, IŞİD daha yokken. Daha önceden bu grupların silahlandırılmasını Amerika organize etti. Ve bunun yazışmalarını falan Rusya biliyor.
Yani Putin çaktırmadan bizi kastettiği, Suudi Arabistan'ı kastettiği, Amerika'yı kastettiği. Yok, şimdi o gruplar oluyor olabilir ama ben bakıyorum şimdi Amerikalılar, IŞİD yani, Amerika orada bir şey kurmuş. Zaten dindar bir adamın yani bugünkü Müslümanların uğradığı şeylerin karşısında yapması gereken şey ya bir cihatçı bir örgüt olma. Bu adamlar da Amerika'nın zulmünü görmüş işte. Ebu Bekir Bağdadi onların o Guantanamo'da veyahut da pardon Irak'taki hapishanede falan kalmış. Burada örgütlenmişler, ondan sonra çıkmışlar. İşte bayağı bir iyi bir savaş gücüyle işte intihar saldırıcıları onlar bayağı iyi sağlam etki yapıyorlar. O silahları da ele geçiriyorlar yani bunları herkes... Ama dediğim gibi hayır. İşte onu dedim ya size. Mesela banka yazışmaları biliniyor. Para kaydırıldığı zaman. Gönderilen mesela bizden giden silahlar. Ya biz Türkiye yapabilir de. Biz kendimiz yapamayız arkadaşım. Biz kendimiz var ya şu parmağımızı oynatamayız. Canına okurlar. Bu yazışmalar nerede vardı? Talimatla. Yayınlandı. Hiç öyle bir şeyler rastlamadım. Yayında iyi bakın onlar. Türk medyasına çıktı mı yani? Efendim? Türk medyasına çıktı mı? Türk medyasına bilmiyorum tamam, açık söylüyorum. Tamam. Türk medyasına bilmiyorum. Türk medyasına da ne olur zaten güvenme. Yani, güvenme. Yalan ne olur. Aman yani. Sakın ha güvenmeyin. Bakın Türkiye'de kardeşim gazeteci yok. Gazetesi olmayan bir ulusuz. Bir tane gazetemiz yok. Ben geçen gün gazeteye bakıyorum. Bilmem ne aktörü bilmem neyle evlendi. Bilmem ne aktör olmadan hangi mesleğe sahipti. Bunlar manşette ya. Ben internetten bakıyorum. Rezalet. Rezalet ya. Bunlara bakın sizin güveneceğiniz bilimsel kuruluşlar var. Enstitüler vardır bu işleri izleyen. Uğur Enstitüsü falan filan gibi yerler var. Onları izleyeceksiniz ve sakın ha sadece Amerika'yı, sadece İngiltere'yi spektrumun geneline bakacaksınız. Ruslar ne diyor? Hepsine beraber. Çünkü politikada doğru söz yoktur inanın. Doğruyu bulmak sizin göreviniz. Ben politikayı bir kere şöyle tanımladım. Gerçeği bir labirent içinde gizleme sanatı politikadır. Doğru. Abi kimse doğru söylemez. Bir de şunu söyleyeyim mi? Tabii. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bence bu IŞİD hakkında şunu söylemek lazım. IŞİD birincisi bu Orta Doğu'nun bütün insanlığın gerçeği. Yani sen bir yerde dine müsamaha gösteriyorsan IŞİD'e katılacak adamlar çıkar. Tabii yalnız dine müsamaha değil. Ha, şimdi IŞİD, Amerika bunun... Dinin bu aşırı... Bunlar işte, cihatçı bile değiller. Katil bu herifler. Ama şöyle şimdi, işte böyle dediğin zaman belki sen bilmeyerek söylemiş olabilirsin ama bilerek söyleyen insanlar, mesela politikacılar, Müslümanlara hoş göstermek istiyor. Halbuki Kur'an'da bizzat vurun onların boyunlarını diyor. Öyle. Yani boğaz kesen adama ne diyeceksin sen? Veya da mesela... Ha bir dakika, insan söyleşinde ne diyor? İnanmayanı öldür diyor. Ha yani... Onun için ben ne dedim? Din her şartta zarar. Bir de kendini öldüren adam, intihar saldırısı yapan adam kime bir şey olabilir ki yani? Hani kimden bir çıkar elde edecek? Din işte, din yetiyor ya. Cennete gidecek herif, daha ne çıkar istiyorsun? Bu inanç var ya, dünyanın en tehlikeli. Her işi yapar. Onun için bak Budist, ya Budizm'e bakın. Bugün Amerika'da Budizm çok popüler bir din haline geldi. Niye biliyor musunuz? Dünyanın en barışçı dini. Barış tavsiye eder. Ya Seylan'da Budist rahip gitti başbakanı öldürdü. Sen Müslümanlara şey yaptın, Tamillere pardon müsamaha ediyorsun. Burma'da Budistler Müslümanları kesiyor. Ulan ne biçim barışçı din bu be? Dinin kendisi yani düşünmeden inanmak var ya, sorgulamadan inanmak. İnsan olamamak. En tehlikeli şey. Bir yerden sonra sana sorgulayamazsın dediği zaman. Bitti. Ben küçücük çocukken dahi bundan hiçbirisini kabul edemedim. Dedim kardeşim sorgulayamadığım şeyi ben ciddiye almam. Sorgulayabilmem lazım. Birer soru alırsak. Onu öğretmek lazım. Çok zor. Çok çok zor. Çünkü dediğim gibi bu eğitimin aileden başlaması lazım. Hocam. Buyurun efendim. Siz az önce yarasalardan bahsediyorsunuz. Evet. Yarasaların sesle ilgili muhteşem özellikleri çoğu insan tarafından biliniyor. Evet. Yarasaların dünyasında sadece yabancı bir kaynağa ihtiyaç duyarak görebilen insan olduğunu düşünelim. Sadece başka bir kaynağa ihtiyacı olarak
görebilen ve buna karar verebilen bir insanoğlu, zavallı insan olarak tanımlıyor. Biz bütün bunları sizin anlattıklarınız doğrultusunda kafamıza alıp geliştirmeye çalışacağız. Ama bir yandan da birilerinin bize bunu göstermesi ve bu bizim evrimleşme sürecimizi hızlandırması gerekir. Sorum şu, ABD'nin 300 yıllık planlamalar yaptığı, Türkiye'de MOBİ'lerin 100 yıllık planlamalar yaptığına dair bazı şeylerimiz var var, hiçbirisi tutmaz. Hiçbirisi tutmuyor. Biz bunları kendiliğimizden öğrenecek miyiz? Atatürk gibi biri çıkıp bize bunları daha rahat anlatacak bir televizyon mu olacak? Yoksa binlerce milyon yıl boyunca biz evrimleşmemizi mi bekleyeceğiz? Bakın, çocuklarımıza ne anlatacağız? Ama kültürel evrim çok daha hızlıdır biyolojik evrimden. Dolayısıyla kendimiz yapamazsak bu işin sonu yok kardeşim. Atatürk yaptı, ne oldu? Başladığımız yere döndük. Kendimizin yapması lazım. Halkın anlaması lazım. Başka çözümü yok mu? O zaman çok yukarıdan aşağı değil, aşağıdan yukarı gelmesi. Yani Atatürk diyor ya, aşağıdan yukarı olmayan uzun ömürlü olmuyor. Hadi yukarıdan birisi başlatıyor. Ama bu işin aşağıdan yukarıya dönmesi şart. Ama hocam üstten gelecek, pardon, bir 25 sene, 30 sene o baskı devam edince ancak aşağıdan 25 sene, 30 sene yeter mi bilmiyorum. Bakın İngiltere, sene, evet. İngiltere 13. yüzyılda Kral John'un yetkilerini kıstı. Magna Carta. Değil mi? İngiltere, John Major, hepinizin hatırladığı bir adam. Lise mezunu, başbakan oldu. John Major başbakan olana kadar Oxford, Cambridge mezunu değilseniz nah başbakan olursunuz. Müthiş bir elitizm. Bakın Amerika bir oligarşi değildir. Amerika bir ohlokrasidir. Demokrasi bile değil. Paranın idare ettiği bir sistem. Ve onun için bugün Amerika o kadar cahilleşmiş durumdadır ki size anlatamam. Bugün siz Kentucky eyaletinde evrimi öğretemiyorsunuz. Yasak. Oradan da alıp o dergide... Tabii biz Vehbi, bu konuda bir makale yayınlandı Amerika'da. Vehbi Dinçerler zamanında Amerikan protestan grubunun buradaki Müslüman grubuna nasıl bunları öğrettiği, nasıl bunların propagandasını yaptığı konusunda bilimsel makale var ya. Bunu inceleyen sosyologlar var. Dolayısıyla ben onun için kendimi hep Avrupalı olarak tanıdım. Bir 1988 senesinde bir televizyon programı, ben şeref doktorası aldığım hafta Zürih'te oturuyoruz. Annem, babam, ben falan. Orada Atatürk hakkında bir program yapılıyor. Atatürk'ü sayıyorlar. Devlet adamı, devrimci, Avrupalı. Avrupalı söylüyor bunu. Atatürk'ü Avrupalı diye bak. Öyle ama. Ama hayır, Selanikli olduğu için değil. Kafa, kafa Avrupalı. Elitist. Evet, kafa Avrupalı. Bugün bakın dünyada bir tane medeniyet var. Tek bir tane. Yunan medeniyeti. Şimdi Avrupa'ya gitmiştir o medeniyet. Peki nasıl gitmiştir Avrupa'ya? Götürenler kim biliyor musunuz ekseriyet? Araplar. Yunan, Müslümanlar. Müslümanlar. Endülüs'e getirmişler. Endülüs bir uçta. Bir de Zeytül Hikma Bağdat'ta. Müthiş bir faaliyet. İnanılır gibi değil. Yani Fuat Sezgin'in kitaplarını okuyun ne olur. Geçişti de sahabi şunu çıkartıyoruz. Şu anda 17. cildi çıkıyor. Şimdi hoca 91 yaşında bu arada. Felsefe cildini yazıyor. Şu arada bir konuşuyoruz. Ne yapıyorsun diyorum. Felsefe cildini yazıyor. Aklınız durur. Orada Cabir diyor ki biz diyor insanlar icap ederse insan yaratırız. Hatta peygamber yaratabiliriz. Müslüman bunu söyleyene. Kimse de yok demiyor. Muazzam bir medeniyet var. Ve bu medeniyet küt diye çöküyor. Çökerten kim? Biziz. Türk akınları. Cengiz Han'ın orduları bir geliyor. Tarımar ediyor. Yok hep ne var ne yok. Bağdat'ta Dicle günlerce siyah aktı derler mürekkep binde.
Bu bir egzajerasyon olabilir ama bu şeyi gösteriyor. Meydana gelen büyük tahribatı gösteriyor. Barbar denmesine sebep değil mi hocam? Tabii ya, barbar Yunanlıların bulduğu bir kelime ama. Yani Moğollar barbar değil kardeşim. Evet, yani bu Moğol, ben Cengiz Han'a hep Moğol Türk Hanı diyorum. Çünkü kendileri de öyle görüyorlar. Ben bunu ilk defa Moğolistan'da duydum, hayretler içinde kaldım. Biz Moğolistan'a gittiydik, orada Harharin'e götürdük. Yani ben istedim, Orhun yazıtlarını görmek istedim. Harharin'e götürdüler beni, eski Karakorum, Cengiz Han'ın başkenti. Oraya bir kere bina yap. Her şey çadır. İki, dev bir anıt yapmışlar. Şamanist bir anıt. Dev anıt. Yani bu binanın yarısı kadar üç tane pano var böyle. Yuvarlakça hafif. Bir üçgen düşünün, kenarlar açık, oradan giriyorsunuz. Ortada bir Kızılderili çadırı gibi çatılmış şeyler var, sopalar var. İçi taş dolu. O şeylere bakıyorsunuz, panolara bakıyorsunuz. Hepsinin üzerinde dev bir Asya haritası. Şeye bakan, Harharin'e bakan Asya haritasının üzerinde Mogol Ulus yazıyor. Cengiz Han'ın imparatorluğunun ulaştığı sınırları gösteriyor. Kenara dönüyorsunuz, Yongnu Ulus yazıyor. Hunlar, Mete'nin Hunları. Öteki tarafa geçiyorsunuz, Türk Ulus yazıyor. Kök Türkler. Ben, Tomur Toba beni götürdü. Ya dedim, ona mı gidiyor? Abiciğim hadi Yongnu'yu anladık, Hunlar sizin de atalarınız arasında. De Türkler ne oluyor? Dedi biz dedi kendimizi hiçbir zaman dedi, Türklerden ayrı bir ulus olarak görmedik. O zaman ben anladım ki bizi Türklükten koparan Müslümanlar. Çünkü oradakiler bir kısmı Şamanist, bir kısmı Budist olmuş sonra. Zaten Budist olanlar onun için Moğolistan bakmış, Budist olduğu için bakmış. Felaket, tembelleşmişler. Efendim, izninizle bir şey sorabilir miyim acaba? Buyurun. Bir kere bu sohbet için ben kendi adıma da çok teşekkür ediyorum. Akla bilme dayalı ve kültüre dayalı, engin bir kültüre dayalı konuşmanız için. Sağ olun efendim. Sağ olun, siz de sağ olun. Bir konuda fikrinizi öğrenmek istiyorum. Buyurun. Biraz evvel bir saptamada bulundunuz. Dediniz ki Kılıçdaroğlu ile baş başa bir yemek yedik. Baş başa dediğim şey vardı. Rutkay Aziz vardı, hatırladım. Evet. Bunu organize eden de bizim şeydi ya, meşhur gazeteci böyle yemek şeyleri yapardı. Joe. Neydi o çocukcağızın adı ya, böyle çok güzel yemek sohbetleri yapardı. Fethat Milyon mu? Hayır. Kürşat Paşa. Evet, Kürşat Paşa. Çünkü Kürşat'ın babası tüm general. Onun için Kürşat bir şey istediği zaman hayır diyemiyorum. Fakat burada önemli olan baş başa ya da başkalarıyla yediğiniz... Ama neredeyse baş başa gibiydi. Evet, üç kişiydi yani. Yani sizin buradaki saptamanız çok önemli ve hayret ettiğinizi, üzüldüğünüzü söylediniz. Çok. Ben buradan yola çıkarak bir soru sormak istiyorum size. Adaylar arasında bir bilim adamının da adı geçiyor. Kim? Genel başkanı da aylar arasında. Hukuk profesörü. Ümit Koca Sakal'ın adı geçiyor bu. Abi bir kere bilim adamı demeyin, hemen çizin üstüne. Hemen çizin üstüne. İşte ben onu soracağım. Hemen çizin üstüne. Hemen. Evet. Yani o adam çığırtkan ha. Ya bilimle bilime hiç alakası. Peki isim vermeyelim o zaman. Gerçek bir bilim adamı Halk Partisi'nin başına geçse bugünkü sorunların hakkından gelebilir mi diye soruyorum. Vallahi ben size bir örnek vereyim. Albert Einstein için demişler ki İsrail'in ilk cumhurbaşkanı olmanı istiyor. Yapamam. Demişler ya niye? Objektif düşünmeye çok alıştım. Bir bilim adamı bu işi yapamaz. Burada kurt bir politikacı lazım. Evet. Halkı tanıyan ve dediğim gibi çok zeki, bilgili, kurnaz bir politikacı lazım. Rahat yalan. Mesela Demirel. Evet. Demirel. Yani Demirel demokratik olmayan bir sistemde çok başarılı olabilecek bir adamdı ki Cumhurbaşkanlığında gösterdi. Evet, yani Başbakan Demirel ile Cumhurbaşkanı Demirel arasında dağlar kadar fark var. İlk defa gösterdi. Evet. Neden? Seçilme derdi yok. Derdi yok. Evet. Yani demokratik baskı kalktı üstünde. İlk defa konsere gitti. Yani bakın Demirel'in ben ya Demirel'i yakından tanıdım. Biliyorsunuz Teknik Üniversitesi. Evet. Ve okulumu çok sever. İlk defa beni çağırdı deprem için. Güniz Sokak'taki evine gitti. Kemal Gürüz de o zaman YÖK Başkanı. Beraber Kemal götürdü beni. Celal'i getir demiş. İşte ben gittim. Pardon, daha önce tanıştık. Hatta eşimle beraber gittim. Gene Güneş Sokak'taki evinde.
ben Sayın Cumhurbaşkanı dedim, devletimizin başkanını davet edip şeref duydum dedim. Yalnız dedim, sizin başka bir özelliğiniz daha var dedim bizim açımızdan. Siz dedim bizim İtülü abimizsiniz. İzninizle bir elinizi yapayım dedim. Hanımefendi yolcu ederken bahçe kapısına kadar geldi. O İtü var ya, İtü bahçe kapısına kadar. Deprem olunca Celal'i çağırdı Kemal'i. Ben de gittim. Anlat bakayım. Dedim bir kağıt kalem Sayın Cumhurbaşkanım. Bir kağıt kalem getirdiler. İşte ben Marmara haritasını çizdim. Fayı çizdim. Fayın üzerinde nereler tehlikeli. Tam şeyleri koyacaktım. Fay çözümlerini koyacaktım. Fay üzerinde hareketi göstermek için. Onu bıraktı. Şimdi İstanbul'daki ivmeleri yazdı. Bakın bu adam inşaat mühendisi. Biz de tesadüf bir hafta evvel böyle bir çalışma yaptık. Bilgi de yapmışız. Dedim Sayın Cumhurbaşkanım dedim. Hatırladıklarımı yazayım. Başladım yazmaya. Baktı. Şimdi iş fena dedi. Efendim evet dedim. Yani siz dedim takdir ediyorsunuz dedim. Neyse biraz daha konuştuk. Sonra kağıdı atacağım aldım. Dur dedi. İmzaladı. İmzayı attırdı. Katladı cebine. Evet çok güzel. Katladı cebine koydu. Sonra onunla beraber bir yemeğe gittik. Kapıda duruyor. Herkese yolcu ediyor. Ben de en sona kaldım. En şey olduğum için, en gariban olduğum için, en küçük yaş olarak da falan. En sona kaldım, baktım bırakmıyor beni. Elini sıktım, gel dedi. Yanında da biliyorsunuz hep doktoru duruyor. Kız cihaz vardı, o yanında duruyor. Öyle göbeğime vurdu, bana bak dedi. Bunu erit dedi. Bu memleketin sana ihtiyacı var dedi. Bak dedi, ben bu yaşımda 25 kilo verdim. Sonra dedi, biliyorsun dedi, benim dedi sana zılgıt çekmeye hakkım var. Evet. Şimdi böyle bir adam olsa bugün Türkiye'nin durumu çok başka. Çok çok başka. Halkını çok iyi tanıyan, müthiş zeki, bir gördüğünü unutmayan, bir kere çok bilgili. Onun kitaplarını okumanızı tavsiye ederim. Öyle yaptıklarım marka doğru bilmiyorum ama yani zekası. Hayır, zeka muazzam ve mesela Türkiye'nin altyapısı için yaptıkları da doğru. Ama çok iyi babacık okulu açtı o da. Evet, en çok açan odur. Kenan Evren'e şey yaparlar, en çok açan odur işte. O neden? Oy gelecek. Ah ya, oy derdi. Bakın Özal, müthiş bir adam. Ya bir gün babamla konuşuyorum ben. Bunun dedi babam, Kambiyo'da yaptığını dedi. Ötekiler düşünemezdi. Yani. Özal'ın müthiş hizmetleri olmuştu. Ama bunun yanında felaket ediyorlar. Evet, evet, evet. Yani şimdikilerin ağababası oydu. Aynen öyle. Yani düşün. Ama neden işte görgüsüzlükten geliyor ya. Bunlar ikisi de köylü çocuğu. Birisi Malatyalı, bir tanesi Ispartalı. Gariban ailelerin çocukları. Bu gariban çocuklar zamanlarının en iyi okuluna gitmişler. Bunlar Türkiye'de böyle cımbızla seçilmiş. Teknik üniversite biliyorsunuz imtihanla alıyor. Tıbbiyenin böyle uydurma imtihanlarla aldı. Teknik üniversite müthiş zor imtihanlarla alıyor. Ve bu çocuk Doğan Kuban anlatır. Doğan Hoca Gazi Lisesi'ne gitmiş Ankara'da. Erdal İnönü'nün sınıf arkadaşı. Fakat Doğan Kuban mektebin matematik bilimcisi. İşte teknik üniversiteye girecekler tabii. Gençler en iyi adam nereye girer? Teknik üniversiteye girer. Doğan Hoca kendine demiş ki birincilikle gireriz yani. İmtihana bir girdik diyor. Bir baktım 60. olmuşum diyor. Ulan ne çocuklar varmış Türkiye'de diyor. Ama işte bu da oradaki eğitim sisteminin eskiden ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Bakın teknik üniversiteye geliyorsunuz eskiden. 2 sene okuyorsunuz. 5 tane ders var. Birinden çaktınız. 2 senenizi siliyor. Sıfırdan başlatıyor. Gene aynı 2 seneyi okuyorsunuz. Gene 5 ders alıyorsunuz. Bir taneden çaktınız. Atıyor. Buyurun, hayır, daha fazla uzayamaz, eve gideceğim. Efendim, Atatürk'ün genç sayılacak bir yaşta ölümüyle ilgili hiç kuşkunuz oldu mu? Hayır. Yani Atatürk'ün ölümü normal. Çok normaldir. O hayatta zaten o kadar yaşadığını hayret etmek. Yani rahmetli dedeciğim derdi, içkiden öldü diyorlar. Hayır efendim derdi, kahrından öldü bu adam. Yani etrafında adam yok. Bakın ben hep söylüyorum. Atatürk hakkında adam gibi biyografi okumak istiyorsanız Bozkurt'u okuyun. Ama Türkçesini değil. İngilizce orijinalini okuyun. Ben hayatımda Atatürk'ü bu kadar güzel anlatan bir kitap görmedim.
Çünkü niye yasaklanmıştır bilmiyorum, onu biliyor musunuz? Adam özetle diyor ki Armstrong, etrafı gerizekalı doluydu. Bu adamın en büyük başarısı önce bunlara karşı kazandı diyor. Armstrong diye bir yer, evet. Orada o kadar ilginç ki. İnönü, Kütahya, Eskişehir mahallelerini kaybetti. Atatürk bir geliyor, Atatürk'ü çağırıyorlar. Apar topar geliyor Atatürk. İnönü, üniforması buraya kadar açık. Yanında Yakup Kadri. Atatürk çadıra giriyor, İnönü yerinden bile kalkmıyor. Her şey bitti diyor. Atatürk böyle sırt lapellerine bakıyor. Deja kazandı. Şimdiden kazandı. İnönü aval aval ne diyor bu herif? Ordunun yarısı kaçmış. Mağlup oldular. Elde avuçta hiçbir şey yok. Atatürk'e diyor, ne diyorsun lan sen? Atatürk diyor ki, haritaları aç İsmet. Haritaları açıyorlar. Diyor ki, orduyu Sakarya'nın gerisine çek. İsmet Paşa bir bakıyor, 100 kilometre. Aradaki halkı kime bırakacağız? Nasıl yaparız diyor bu halkı? Peki İsmet'ciğim diyor, sen söyle ne düşünüyorsun? Cevap yok. Düşünemiyor bile herif ya. Aradaki halkı koruyalım diyor ama nasıl yapacağını bilmiyor. Atatürk diyor ki kafanı kullan İsmet diyor. Bak diyor, 100 kilometre geri çekiliyoruz diyor. Arkamızdan Papulas gelecek diyor. Nereden gelecek diyor. Benim ülkemin içinden gelecek diyor. Herifin ikmal hatları uzuyor diyor. Yabancı bir yerde geliyor. Hiçbir şey bulamaz diyor. Bırak gelsin. Onu diyor vatanın harimi İsmet'inde boğacak. Harim İsmet'inde boğacağım. Yani namusuna hiç kimsenin girmemesi gereken yere bırak girsin diyor. Orada gırtlanacağım. Ve Sakarya. Ötekiler al al al. Büyük darusu planlıyor. Bütün gücü topluyor güneyde. Çünkü Marşal Townsend geliyor, bakıyor. Diyor ki burayı diyor Türkler diyor 6 ayda geçerlerse 6 günde geçtik de sizler diyor. Atatürk diyor ki burayı devirirsek bitti cephe. Bütün gücü topluyor. Yakup Şevki Paşa garibim diyor ki sen diyor bütün gücü diyor güneyde topladın, beni çıplak bıraktın. Karşımda Diyenis duruyor. Diyenis bir saldırırsa diyor, herif soluğu Ankara'da alır. Saldırmaz paşam. Ya ya saldırırsa diyor, saldırmaz paşam diyor, saldıramaz diyor. Niye diyor, karşınızda sizin ordunuz var. Yahu benim orduyu diyor, soydun sonra çevirdin. İyi diyeniz bilmiyor. Ve biliyorsunuz, 3 günde yarmıştır Türk birlikleri Yunan hatlarına. Uşağa giderken, bunu bana rahmetli dedeciğim anlattıydı. Ben diyor, bizzat Yakup Şevki Paşa'dan dinledim. İki otomobil karşılaşıyor. Atatürk'ün otomobili, Yakup Şevki Paşa'nın otomobili. Yakup Şevki Paşa, şoförünün kapısını açmasını beklemeden sıçrıyor arabanın üstünde. Atatürk'ün çamurluğuna atlıyor. Bileğini yakalıyor. Atatürk öğrencisi Yakup Şevki Paşa. Bileğini yakalıyor, ver diyor. Atatürk aman paşam diyor, hayır ola diyor, elini öpeceğim diyor. Estağfurullah paşam diyor Atatürk. Ne oldu diyor. Sen diyor, bizim gibi ihtiyar katırların göremediğini gördün. Katır diyor, bizim gibi ihtiyar katırların göremediğini gördün. Fakat kafa meselesi. Yani Atatürk'ün büyük taarruz planına bakın, çok basit bir plan.